geri kalan sıfatlarının tecelliyatını ve sıfatlarının ne manaya geldiğini söylemeye çalışan kimseler kendi bilgilerini aktarırlar sadece. O bilgileri Allah'ın gerçek bilgisine ne kadar yakın, ne kadar uzak bunu kestirebilecek bir kimse yoktur. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın ister kudret, ister kuvvet, ister semi, ister basir, ister nur, ister halk, halik hangi isminin ne manaya geldiğini tam tecelliyatını söyleyebilecek bir kimse yoktur. Ancak o kimsenin önünde, o kimsenin gözünün önünde, kalbinin içerisinde, aklında, fikrinde, düşüncesinde bir tecelliyat oluşur. Bu zandır. O kimse kendi zannını orada konuşur. Kendi zannı kadar, kendi bilgisi kadardır bu. Bundan daha fazlası değildir. O yüzden Allah nur üzerine nurdur dediğinde herkes kendi algısını onu söyler. Bunu meal olarak da, tefsir olarak da evlerinizdeki kitapları açsanız hepsi de kendi zannınca söyleyecektir. Hocamın beyan ettiği gibi daha önceki tefsirlere giderseniz bir ışık olarak bunu nitelendirecek. İşte yeni tefsirlere giderseniz bu yeni tefsirlerde bugünkü teknolojinin ve bilginin geldiği bir noktaya göre o nuru açıklamaya çalışacaklar. Yarın da açıklamaya çalışacaklar. İlahi kitap olmasının tecelliyatı bu. Allah'ın ve sıfatlarının ilahi olmasının tecelliyatı bu. O yüzden yarın siz nur ala nuru, nur üzerine nuru tefekkür etseniz dünkü düşüncenizi aşmanız gerekir. Aşamıyorsanız yine yarı yolda kaldınız. Dünküyle bugün arasında sizde bir fark yok ise yine yarı yolda kaldınız ve bulduğunuz her sonuç o esnada doğruydu. O esnada bir an sonra doğruluğunun hükmü kalmadı. Bir an sonra yeniden bir doğruluk gerekir. Kur'an'da sabit olan fıkıh, hukuk ayetleridir. Hukuk ayetleri 1400 yıldan beri değişmez. Manası da, anlamı da, tecelliyatı da değişmez. 1400 yıl önceki hukuk ne ise bugünkü hukuk budur. Bu da adaletin gereğidir. Ama geri kalan müteşabih ayetler ve Allah'ın sıfatlarıyla alakalı her şey insan algısı, bilgisi, ilmince değişkenliğe tabidir. Bu değişkenlik ileri doğru gelişmeye, ileri doğru anlamaya ve anlatmaya tabidir. Tabi bu noktada ayetlerin üzerinden, hadislerin üzerinden gidecek olanlar için. Az önce bir laf söyledim ben Harun'a da, Harun onu tebessüm ediyor. Dedim ki, ben kendi nefsim için söyleyeyim. Hatta yanındakiler de teyit ettirdim, Oktay'la Nuriye de. Biz dedim Allah'ı ayetsiz, hadissiz sevdik. Onu tanımadan zikrettik. Bu işin ayrı bir felsefesi. İnsanlar şimdi ayetle, hadisle seveceğiz, tanıyacağız diye uğraşıyorlar. Bakıyorum ben bayağı yoğun çaba harcıyorlar. Biraz böyle Orhancı olmakta fayda var, ilk görüşte aşık oldum diye. İnsanın hesabı kitabı kalmıyor o zaman. Geri kalan sevmiş ya, aşık olmuş ya, ömrünün geri kalanını aşık olduğunu tanımakla geçiriyor. Bir başkası aşık olmak için tanımaya çalışıyor. İşi çok zor. Birisi aşık olmuş. Aşık olduğundan maşukuna her dem bakıp her dem farklı bir şeyini tanıyor. Ah, ne hayret. Bir bakış baktı, kalbini yaktı. Hep bakıyor.
Hep bakınca da kalbi yakıyor. Kalp kaçıncı kül oluş, kaçıncı varoluş, kaçıncı yıkılış, kaçıncı yapılış, kaçıncı boyut atladı belli değil. Varın siz, yol bu. Kimisi tanıyıp da sevmeye çalışır. Bu fakirin işi değil. Bu matematik gerektiriyor çok. Benim işim değil. Ben bakacağım, seveceğim, kalacağım. Ondan sonra gözümü ayıramayacağım ondan. Cenab-ı Hak da bana böyle tesis etmiş demek ki. ...205. beyt. Bunlar benim kendimce, kendi kafamdan, Mesnevi'den inciler diye kendimce böyle Mesnevi'nin içerisinden cımbızladığım beyitler. Ancak zahiri güzelliğe ait bulunan aşklar aşk değildir. Onlar nihayet bir ar olur. Ar, utanma. Zahiri güzelliğe ait olan aşklar aşk değildir. Bunlar ancak bir utanma olur. Bu ne? Yani sonradan o kimse bundan dolayı utanır. Ben zahir batın diye ayırmayı çok istemem. Benim için zahir olan batın, batın olan da zahirdir. İnsanlar anlasınlar diye Cenab-ı Hak zahir batın der. Zahir malum görünendir. Batın ise bizim görmediğimizdir. Batın görünmeyen değildir. Bize batındır. Biz görmemişizdir. Yoksa bu benim kendi inanışımdır. Bir şeyin adı var ise o vardır. Biz onun adını bilmesek de bir şey var ise vardır. Biz onu görmemiş olabiliriz. Görmediğimiz için bize batındır. Görene o batın değildir. O gizli değildir. Hacı Mehmet Kalkaya çok sinirli bir adamdır. Var mı sinirini gören? Şu anda? Yok. Desek ki biz şimdi bu adam sinirli değildir, herkes kabul edecek. Var mı kabul etmeyecek olan? Ama sinirli. Biz sinirini gördük mü? Hayır. Onun siniri batın şu anda. Bu yok demek değil. Bu var. Hepimizde öfke var. Hepimizde sevgi var. Hepimizde nefret var. Var. Bu sevgi ne zaman zuhur ediyor? Bizim seveceğimiz bir şey karşımıza geldiğinde bizim gözlerimiz çakmak çakmak oluyor. Ona karşı meyil ediyoruz. Sevgi batından zahire geçti. Yok muydu bizde? Ha, varmış demek ki. Demek ki zahir güzellikler var. Siz o zahir güzelliklere bakarsanız ve zahirine göre aşık olursanız sonradan utanırsınız. Bu adama siniri yok diye aşık olursanız zahirine aşık oldunuz. Ne kadar güzel sakalı var. Duruşu ne kadar güzel. Ayakkabıları bu pantolonun altına müthiş gitmiş. Tam sevilecek adam. Aa, sevdim. Ama ardından başka bir şey çıktı. Çok öfkeli. Ben nereden sevdim bunu? Ağır oldu, utanma oldu. Ondan sonra başladım ben. Nereden sevdim o zalim kadını? Bana zehretti hayatın tadını. Sormayın, söyleyemem asla adını. Bana zehretti hayatın tadını. Görmediğimi gördüm onda.
Oysa onun hakikatinde vardı o. Onun gerçeğinde vardı. Ben ondaki gerçekliliği göremediğimden dolayı ve gördüğüm gerçekliliğe göre hükmettiğimden dolayı aldandım. Yanıldım. O yüzden zahiri güzelliklere olan aşk bir zandan ibaretti. Ve bakın etrafınıza. Etrafınızda zahiri güzellikler vardır. Gül. Hepimiz severiz, öyle değil mi? Gülü koyduk, ismi dahi hoşumuza gider. Gül dediğimizde tebessüm ederiz. İçimizde ona karşı bir duygu akar. Aslında bu bir öğretidir. Bu bir beyin gerisidir. Gülün güzelliğinden değildir bu. Biz gülü güzel olarak öğrettiler bize. Gül gerçek manada güzel değil. Gülün hiçbir manası yok. Hiçbir değeri yok. Bitkiden ibaret. Gülle ayrı kutu bitki değil mi? Bitki. Ama gül bizim beyin gerimizde sevilen bir ot. Bizim sevgilimiz bize ayrık getirirse başına çalarız onun. Neden? Vay, sen hiç mi yol yordam görmedin? İnsan sevgilisine ayrık otu götürür mü? Veya kan yeşi deriz ya biz, değil mi? Tarlalarda olur. Herkes kökler onu tarladan atar. Neden? Bitkiyi boğdu diye. O da bitki değil mi? Bitki. Biz deriz ki bu zararlı bitki. Nereden hükmettin zararlı bitki olduğunu? Sana öyle öğrettiler. Dediler ki bu bitki zararlı. Bunu kökle. Biz kan yaşını kökledik, attık. Gülü kökleyip atanı gördünüz mü? Hayır. İkisi de bitki. Gül hakkında bize dediler ki bu harika bir çiçek. Karanfil bitki. Bize dediler ki harika bir çiçek. Biz karanfille mutlu olduk. Gülle sevindik. Ayrık otuna bakınca da ulan nereden çıktı bu dedik. Hele kan yaşı, hiç bir kucak dolusu kan yaşı getiren olur mu size? Bir kucak dolusu kan yaşı getirse birisi, deriz ki ya alay mı diyorsun? Hacı Mehmet oturabilirsin, hakkını helal et. Kan yaşını görsek deriz ki ya alay mı diyorsun? Bakın zahire göre hükmettik. Aldığımız zahir öğretiye göre hükmettik. Biz eşyanın hakikatine vakıf olamadık. Biz onun gerçeğini göremedik. Biz insanın hakikatine inemedik. Onun gerçeğini göremedik. Oysa insanı tanımış olsaydık bu çok iyi bir insan demeyecektik. Neden? Onun hakikatinde çok iyiliğin yanında çok kötülüğün de var olduğunu görecektik. Bunu uyaran kim bize? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Diyor ki birisinden için çok iyi cennetlik deyince dur diyor. Sen onun cennetlik olduğuna nereden karar verdin? Sen onun çok iyi bir kimse olduğuna nereden karar verdin? Ölçülü davran. Çünkü onun hakikatinde kötülük de var. İnsan. Aa, çok iyi insan. Hayır. Çok kötü insan. Hayır. Onun hakikatinde iyilik de var, kötülük de var. O zaman zahire göre hükmettin, zahire göre hükmettiğin zaman aldandın. Zahire, gördüğüne göre sevdin, aşık oldun. Ben onu çok seviyorum dedin. O çok affedersiniz. Ben seni hiç sevmiyorum dedi. Kahrolsun böyle adam mı olur dediniz. Neden? Hani çok seviyordun? O seni sevmiyorum deyince sevgin bir anda bitti mi? Bir anda bitti. Veyahut da kadın adama dedi ki seni çok seviyorum. Adam dedi ki ben seni hiç sevmiyorum. Bitti. 30 yıllık evliydiniz. Bir anda bitti. Hani bir gün önce çok seviyordunuz. Aşıktınız. Ne kadar güzel bir kadındı. Ne kadar yakışıklı bir adamdı. Zahir ne kadar iyiydi. Zahir ne kadar kötüydü. Zahir. O zaman zahiri güzelliklere bağlı kalanların aşkları sonradan aşk olmadığı çıkacak meydana. Benim böyle enteresan örneklerim vardır. Bebek gibi kadın. Allah korusun, hiç kimsenin başına Cenab-ı Hak vermesin.
Hani şimdi kadınlar ne o tencereler şeyli düdüklü patladı. Yandı bebek yüzdü. Adam ne yapacak acaba? Veya bebek yüzlü bir şey yaptı. Çok arabesk ama bazen gençler son ses açıyorlar, dinliyorlar. Bir adam var. Ne diyor? Bebek yüzlü canavar. Açmış son sesi böyle. Genç böyle kendinden geçmiş. Bilhassa şahinciler, doğancılar yapıyor bunu. Genç bir çocuk var arabeskçi böyle. Bebek yüzlü canavar onu dinliyor. Böyle baktım. Dedim tezat değil mi bebek yüzlü canavar? Böyle baktı. Dedim yavrum. Dedim insan sevdiğine bebek yüzlü canavar der mi? Bu nasıl bir sevgi anlayışı dedim. Ah Hacı Baba be dedi böyle bir fites değiştirecek. Dur dedim değiştirme. İnsan sevdiğini ne zaman canavar görür? İnsan sevdiğini canavar görür mü? Görür. Niçin? Aslında o zahiri bir aşktır. Hazreti Mevlana Mesnevisi'nin başka bir beytinde der ki sevmek o cihetten de olsa bu cihetten de olsa bize delildir. Delil olması ayrı bir şeydir bakın. Delildir. İnsan otu da sever, çöpü de sever, gülü de sever, çiçeği de sever, böceği de sever. Bu sevgiler insan kadını da sever, çocuğunu da sever, kocasını da sever. Sakın böyle düşünme. Ya insan eşini sever mi? Evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bedevinin birisi sordu. En çok kimi seversin ya Resulallah? Ayşe'yi dedi. Dedi ki onu sormadım ya Resulallah. Bizlerden kimi seversin? Ebu Bekir'i dedi. Dikkat edin. En çok sevdiğinin sevdiğini seviyor. Hazreti Ayşe validemiz babasını çok seviyorum diye babasının cumhurbaşkanı olmasını istemiyor. Bakın sevginin tecelliyatına bakın. Diyor ki ya Resulallah namazı babama kıldırmasan o çok yufka yüreklidir. O bu vazifeyi yerine getiremez gibi geliyor bana. Bunu bir daha düşünseniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hiç o tarafa dönüp bakmıyor. Bir işaret yok. Söyleyin diyor Ebu Bekir'e namazı kıldırsın. Bakın sevmenin hakikatine bakın. Biz sevdiklerimizi bir makama getirmek için uğraşırız. Sevginin hakikatine ulaşanlar ise sevdiklerini külfetli işlerden uzak tutmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki bu ağır bir yük. Bu yükün altına girmesin o. Onun incecik zarif omuzları, incecik zarif yüreği o ağır yükü kaldıramayabilir. Sevginin hakikati bu. O zaman eşi sevmek yok diye bir şey yok. Bu sevgilerin hepsi de hakiki sevginin işareti, tecelliyatı. Demek ki zahiri sevgiler bizi hakikate götürürse işte o sevgiler hakikatin bize basamağı hükmünde olacak. Biz çocuğumuza olan sevgiyle, eşimize olan sevgiyle, arkadaşlarımıza, etrafımıza olan sevgiyle Allah sevgisine ulaşacağız ve tanımlayacağız. O zaman zahir sevgiler o hakikat sevgisini tanımlamada bize birer öğreti niteliğinde. Ben Orhan hocama olan sevgim ölçülü olacak. Ölçüsüz değil. Orhan hocam iyi bir insan. 10 üzerinden 10 değil. Mustafa Özbağ 10 üzerinden 10 değil.
ölçü. Eğer yoksa o zahiri sevgimiz sonradan utanmamıza sebep olacak. Ve gördüğümüz her şey bu manada renkten ibaret bizim için. Onun rengi hoşumuza gittiğinden biz seviyoruz. Rengi tatlı geliyor bize. Onun sesi tatlı geliyor bize. Onun görüntüsü tatlı geliyor bize. Zahir bu. Biz gördüğümüze göre hükmediyoruz. Bakıyoruz zahire ne kadar güzel. Aa, yakışıklı bir kimse. Aa, çok güzel. Kokusu harika. Rengi harika. Ama bunlar bizim gerçeğimiz. Ve biz bakıyoruz. Aa, saçlarının rengi hoşumuza gitmedi. Saçların orijinal mi böyle? Değil. Biraz böyle kızıl kestaneye çalan bir renk boyasaydın çok hoşuma giderdi. Hayalimdi benim. Hay hay canım aşkım. Akşama ben kestane rengine boyarım. Boyadı kadın. Harika. Ama içimizden biliyoruz ki o renk geçici. Altında gerçeği var. Öyle değil mi? Evet. O gerçeği de geçici. O gerçeği de geçici. O gerçek bizim gerçeğimiz. Biz o kadar biliyoruz. Onun bir çıt daha ilerisine gittiğimizde onun saçının rengi kendi rengi değil. O renk değil. Orhan Hocam'ın saçları sarıyla beyaz arası. Krem. Nereden buldu değil mi böyle kremi? Değil. Orijinali böyle. Ama değil. Gerçek rengi o değil. Hiç kimsenin görünen saçı gerçek rengi değil. Aa, evet. Aldandın. 5 yıl sonra siyahladığını görebilirsiniz. Hocamın saçlarını hiçbir boya kullanmadan saçlarını siyahlandırmak mümkün. Boya kullanmadan mümkün. Boyamadan mümkün. Yediği gıdalara dikkat edecek. Saçları siyahlamaya başlayacak. Örneğin ilk aklıma geleni söyleyeyim. Çörek otu sabah, öğlen, akşam başlayacak yemeğe. Çörek otu yemeye başlayınca saçları siyahlamaya başlayacak. Nereden çıktı? Ya vardı zaten. Vardı. Biz görmüyorduk. Veyahut da adınız neydi? Alper. Alper'cim kalkar mısın bir zahmet? Ben buradan sakalında bir beyazlık görmüyorum. Dön arkadaşlara. Var mı beyazlık gören? Yok. Alper'in sakalları beyaz. Buyurun oturun. Nereden beyaz ya? Ya siyah adamın saçları, sakalları. Hayır. O beyazlığı da içinde taşıyor. Biz göremedik onun beyazlığını şu anda. Birisi şöyle görebilir. Alper'in sakalları bembeyaz aslında. Ya nereden çıkardın? Neresi bembeyaz? Kardeş, o beyazlığı içinde taşıyor. Ama biz görmedik onu. Hangisi gerçek o zaman? İşte bu zahir olarak gördüğümüz her şey bu noktada bize aldatıcı. Aldatıcı. Onun arkasında hakikat var. Hazreti Mevlana bizi gördüğümüzün arkasına geçmemizi istiyor. Diyor ki, gördünüz ya, evet, o gördüğünüz gerçek olmayabilir. O gördüğünüzün hakikati var. Yani gördüğünüz gerçek olmayabilir derken yok hükmünde değil. Onun hakikati var. Sen onun hakikatine in. Onun hakikatini öğrenmeye çalış. Onun hakikatini öğrenmek demek, varlığın hakikatini öğrenmek demek. O zaman varlığın hakikatine doğru yürü. Seni var eden bir var var. Seni var eden o varın varlığına doğru yürü. Eğer sen seni var eden o varı tanımaz, bilmez isen
bu dünyanın zahirine kanıp zahirinden göçüp gideceksin. Bir anlam ifade etmeyecek. Yaratılışın amacı tesbih etmek, tenzih etmek, teşbih etmek. Tenzih etmek. Niye bakarsan bak, o değildir. Baştan söyleyeyim. Önce takdis etmek, zikretmek. Önce zikrettin. Neyi? Onu zikrettin. Sonra zikrettiğini teşbih ettin. Onu sıfatlandırdın. Bir şeye benzettin. Bu tevhidin yolu. O zaman bir şeyi zikrettin. Bu zahirdi. Onu teşbih etmeye başladın. Onu bir şeye benzetmeye başladın. Bir şeye benzetmeye başladığında bu yavaş yavaş işte ilmel yakından aynel yakinliğe doğru yol yürüdün. Ama o öyle bir an geldi ki o teşbih ettiğin, benzettiğin bir şeyin gerçekte o olmadığını gördün. Bu zahir güzellikte kalanlar, zahir güzellikte kaldıkları için buna utanacaklar sonra. Zahir güzellikten içeri doğru yürüyenler, zahir güzellikten kendilerini çekip işin manevi, batini noktasına doğru yürüyenler, işin hakikatine doğru yürüyenler, işte onlar o hakikat yolcuları olacaklar. O hakikat yolcuları olurlarsa onlar eşyanın hakikatine, yani varın hakikatine, yani o var edenin, var eden varlığın hakikatine doğru yürümüş olacaklar. Hazreti Mevlana diyor ki o yüzden sen kendini bu zahir güzelliklerde bırakma, burada kanma, burada aldanma, burada durma. Bu muhakkak çok güzel. Ama bu zahiri güzellikleri yaratan daha da güzel. Sen o daha da güzeline doğru yürü. Onu yaratanı tanımaya çalış. İnşallah. 215. beyit. Bu cihan dağdır. Bizim yaptıklarımız ise ses. Seslerin aksi yine bizim semtimize gelir. Bu bölgede insanlar genelde, burası daha fazla bundan 20 yıl önce yine tarıma dayalıydı Gazi Emir. Bayındır yakın, bizim Bayındır da öyleydi. Böyle dağa çıkarsanız ya, zeytin toplamaya gittiğimizde bunu çocukken çok yapardık. Böyle bir dere gibi, bir vadi gibi bir yere bağırırdık. Ahmet! Karşıdan ses gelirdi. Ahmet! Aksi seda. Hele böyle kayalıya doğru bağırırsın, böyle vadinin içerisinde kayaya. Ahmet dersin, daha çabuk gelir ses geri. Ahmet, senin sesin gelir. Buna aksi seda denir. Aksi seda. Bunu imamlar daha iyi bilirler. Mesela Türkiye'deki bir kısım camilerde aporlu sistemiyle ezan okunmasına karşı çıkan cemaatlerin kendi içlerindeki gerekçesi aksi sedadır. Derler ki aporlu'dan ezan okunurken aksi seda oluyor. Aksi seda olduğundan dolayı aporlu'dan ezan okunmaz. Veyahut da mikrofondan Kur'an-ı Kerim okunduğunda aksi seda oluyor. Aksi seda olduğu için mikrofondan ezan okunmaz. Sanki aksi seda başka yerde olmayacak. Yani camide mikrofonsuz okusa sanki aksi seda olmayacak. Aksi seda her yerde var. Yani otursalar, hesaplasalar, işte Selimiye'yi yapan o muhteşem mühendislik harikası, o zeka orada aksi sedayı hesaplamış. Sesi yaymış. Selimiye'nin bir köşesinden Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğinizde öbür köşesinden aynı şekilde duyuyorsunuz. Böyle bir mühendislik harikası. O sedayı, o sesi dağıtmış. O sesi mimari bir hesaplamayla düzenlemiş. Sese yol vermiş. Sese yol vererekten ses bir yerden geri çarparaktan geri gelmemiş.
gelmiyor. Ve o sesi sonra yutan ayrı bir olgu oluşturmuş, bir mühendislik yapmış. Sesi yutuyor. Kara delik yutuyor. Kainatın içerisinde de var. Öyle diyor bilim ehli insanlar, diyorlar ki bu kara delikler yutuyor diyorlar. Ben de kendi kendime diyorum ki ya var, yok etmek mümkün değil. Var. Varı nasıl yok edeceksiniz? Ancak o dönüşüme denediniz hocam. Transformasyon. Dönüşüyor. Bir şeye transformasyona dönüyor. Neye oluyorsa bir şeye dönüşüyor. O yok olmuyor. Yok olması mümkün değil. Sizin sesiniz yok olmuyor. Ben konuştum Mustafa Özbağ olarak. Bu kainatta sesim yok. Benim sesim yok olmuyor. Bu bana geri dönecek tekrar. Hazreti Mevlana diyor ki bu kainat dağ gibidir. Bizim yaptıklarımız ise ses gibidir. Seslerin aksi yine bize gelir. Biz nereye çıkacağız? Ona inanıyoruz ya. Mahşere, hesap gününe çıkacağız. Bütün seslerimiz toplanacak. Kara delikten toplanıyor. Örnek. Bütün görüntülerimiz toplanacak. Görüntü yok olmuyor. Fiiliyat olarak bir hareket ettin, nefes aldın verdin, bir şey yaptın. Bu yok olmuyor. O zaman benim bir tezim var kendimce. Adem Aleyhisselam'ın sesini yakalamak mümkün. Bu benim kendi tezim var. Adem Aleyhisselam'ın görüntüsünü yakalamak mümkün. Bunu ben yeni derviş olduğumda, bundan 86-87'de bunu bangır bangır bağırıyordum. Hatta bunu kabul etmez Selefi Vahabi düşüncesi Türkiye'deki ve dünya üzerindeki. Sufilerde hal vardır. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni görür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri rüyada görünür mü? El-Hak görünür. Ayetle hadisle sabit mi? El-Hak sabit. Ve şeytan onun şekline, şemaline giremeyeceğine dair de sabit ayet hadis var mı? El-Hak var. Bir kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ni gördüğü zaman, kendisi onun zamanına gitti, o boyuta mı geçti? Yoksa o boyuttan senin boyutuna mı geldi? Efendim? İyi, beyinsel olarak düşünerekten bunu üretecek. Hiç düşünmüyordu. Yolda gidiyordu, tak geldi yanına. Hocam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ni gördünüz mü hiç? Bunu beyninizin ürettiğini düşünüyor musunuz? Efendim? Beyninizin ürettiğini mi düşünüyorsunuz? Peki, o farklı bir olgu. Ben onu, o matematiği size anlatırım şimdi. Gece yattınız, uyudunuz. Gece yattığınızda, uyuduğunuzda rüyanızda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini gördünüz. Daha önce hiç görmemiştiniz, hiç tanımamıştınız. O olduğunu düşünmüyorsunuz. O kendisi diyor ki ben Muhammed-i Mustafa'yım. Evet. Efendim? Bunu önümüzdeki hafta işleyelim. İki ay sonra işleyelim. Evet. Birisi teknik. O diyor ki bunu gördüğünüz beyniniz öyle algılayacak. Ben de ona başka bir açıdan bakacağım. Diyeceğim ki beyin bu öğretiyi almamıştı, bu akıl. Akıl buna almamıştı. Akla bu öğreti verilmemişti. Oysa akıl işi değil zaten. Tamam. Tamam. Beyin olarak sen bu kafatasının içindekini mi söylüyorsun? Bilmem.
Ben kafatasının içindekini kabul etmiyorum. Şimdi görünen var, meseleyi toparlayayım. Görüyoruz. Ve o görünenin sedası var. Bir şey söylüyor. Ben bir şey söylüyorum. Bu söylediğim şey bana geri dönüyor. Ben kötülük yapıyorum. Kötülük yaptığımda o kötülük bana geri dönüyor. Ben iyilik yapıyorum. O iyilik bana geri dönüyor. O zaman yaptığım iyilik görünen bir şey. Yaptığım kötülük de görünen bir şey. Yürüdüm, görünen bir şey. Bu yürüdüğüm bana geri dönecek tekrar. O zaman düşünün, Sufiler için hayat her şeyin aksi sedası. Ben ne yaptıysam onu göreceğim. Ben seversem sevgi toplayacağım. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri der ya, İsa aleyhisselamdan nakleder. Der ki İsa aleyhisselamdan için ateş eken kor biçti. Hadis-i şerifte der ki eski metinde, bizde de meşhurdur ya, halk arasında ne deriz biz? İşte rüzgar eken fırtına biçer. Bakın fazlasını biçiyor. Rüzgar eken rüzgar biçmiyor. Bizim halk arasında rüzgar eken fırtına biçiyor. Ha, daha fazlasını biz fazlalaştırmışız. Allah adalet sahibi. Allah diyor ki sizin önünüzde yaptıklarınız vardır. O zaman farklı bir şey çıktı. Bizim önümüzde yaptıklarımız var. O zaman aksi sedamız bizim sedamız. Aa, birisi bize kötü baktı. Biz kötü baktığımızdan baktı. Birisi bizi aldattı. Biz aldattığımızdan aldattı. Ya Harun beni hiç sevmiyor. Ben onu sevmediğimden sevmiyor. Orhan Hoca beni çok seviyor. Ben onu çok sevdiğimden beni çok seviyor. Veya sufice, iyi bir adam ya, benim gibi bir kötüyü seviyor. Kendinden bilmemek var ya. O zaman her şey aksi sedamız bizim. O zaman gelin kardeşler, aksi sedam bize dönecek. Böyle bile bile ladişe neden girelim? Bize dönecek. Bize gelecek tekrar. Yaptığımız her şey bize gelecek. Ektiğimiz tohum bize ait. Biz sevgi ektiysek sevgi biçeceğiz. Nefret ektiysek nefret biçeceğiz. Çocuğun bana kötü davrandı. Sen çocuğuna kötü davrandın. Eğitemedin çocuğunu, o yüzden sana kötü davrandı. Ama ben onu okula gönderdim. Ya istediğini yaptın sen onun. O ne istediyse yaptın ama sen onu iyi eğitmedin. Ben anneme derdim, anne bir gün benim seni bakmayacağımı düşünüyorsan kendine bak. Nasıl yani? Eğer beni iyi yetiştirmediysen, haram lokma yedirdiysen, bana haram emzirdiysen bu bir yerden çıkacak. Ben sana kötü davranacağım. O zaman her şey bizim aksi sedamız. Alacağınız her şey sizin, bir başkasının değil. Hazreti Mevlana Celaleddin Hazretleri diyor ki iman ederseniz karşılığını alırsınız. Ayet-i kerime, zerrece şer isteyenin şerri cezasız kalmaz, zerrece iyilik yapanın iyiliği de mükafatsız kalmaz. İyilik yaparsan iyilik bulacaksın, meşhurdur ya atasözü bizde. O zaman bu cihan dağ gibi, varlık komple dağ gibi ve bu varlığın içerisinde biz var olarak ne söyler yaparsak o bize dönecek. Varlığı bir kaya gibi görün ve hepsi de o bize dönecek. Allah bize affetsin inşallah. Sorusu olan varsa sorusunu alabilirim. Saat çünkü 22:39 olmuş. Sizi yanlış tanımıyorum herhalde, değil mi? Bayındır'dan değil misiniz? Gözlüklü hanımefendi. Evet.
Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bayındır'da bizim eski bir okul arkadaşımız vardı. Ne o? Belgin miydi ona? Belgindi değil mi? Bizden büyük müydü o? Biz büyük müydü? Evet. Ona benzettim. Kusura bakmayın. Allah razı olsun. Ne dedin Nuri? Evet. Allah razı olsun. Sorunuz varsa sorunuzu alabilirim. Efendim? Kul olmak. Bunu kısaca söylemek gerekirse bir kimsenin herhangi bir hesabı, kitabı, bağlantısı, bağlantısızlığı, herhangi bir böyle acabası, şusu, busu kalmadan direkt kendisini Kur'an ve sünnete bağlaması. Kul olmak bu. Yani bu bütün insanların en zor imtihanı ve dinlerin varoluşunun sebebi, peygamberlerin gönderilme sebebi ve bütün dünya üzerindeki inanç felsefelerinin bence doğru yanlış yapmaya çalıştıkları şey insanlara kulluğu öğretmek. Tabii bunun arasında böyle bir kutsal vazifeyi kendi dairesinde istismar eden ve insanların o kulluk anlayışlarını kendisine devşirmeye çalışan yarı ilah insanlar da çıkmamış değil. Hala da günümüzde var. Müslümanların içinde de var. Acı bir şey. Ehli tarikatın sufilerin içerisinde de var. Bu insanlık tarihi boyunca olmuş. Hep bizim böyle ya kendilerinin algılarıyla ya da kendisini sevenlerin üzerindeki algı oynamalarıyla kendilerini yarı ilah, yarı tanrı yerine koyan kimlikler ve kişilikler hep olmuş, Nemrut gibi, Firavun gibi. Ama bu bugünümüzde de var. Yani Kur'an-ı Kerim bize Nemrut'tan, Firavun'dan bahsederken onlar yaşadıkları çağda kalmadılar. Bu çağın da Nemrutları ve Firavunları var. Hatta daha ileri söylüyorum ben bunu. Müslümanların yani Muhammedilerin içinde de var. Ve bunu daha ileri söylüyorum. Ehli Sufi dediğimiz, ehli tarikat dediğimiz toplulukların içinde de var. İnsanların kul olma düşüncelerini ve kul olma sevdalarını kendilerinin istismar edip devşirenler var. O yüzden kul olmak, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn sırrına ulaşmak. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz sırrında ve ilkesinde durmak. O yüzden insanlar ne yaparsa yapsınlar ibadet olarak Allah'adır. Allah'a yapmaları gerekir. Bu ibadetler İnsanın kulluk bilincini arttırması ve Allah'a yaklaşmasıdır. İbadetler Allah değildir. Amaç değildir, araçtır. İyilikler araçtır. Salih ameller araçtır. Farz ibadetler araçtır. Allah'a yaklaşmada, Allah'ı tanımada, Allah'ı bilmede, Allah'ı tenzih etmede birer araçtır. Kul olmanın işaretidir bunlar. Kul olmanın sağlamasıdır. Kul olmanın delilidir. Delilsiz yol gidilmez. Kul olmanın yoludur haramlardan uzak durmak. Evet, Hazreti Mevlana da ben kul oldum diye feryat eder. Bu herkesin de harcı değildir. Ben Hazreti Mevlana onu söylerken dahi kendisinde olmadığına inananlardanım. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sana hakkıyla kulluk edemedim ya mabut diyen bir peygamberin ümmetinin kul oldum diye feryat etmesi ancak sarhoşluktan ibarettir. Bir kimse bunu ayık kafayla söyleyemez. Buyurun. Allah'tan.
Bu bütün fiiliyat açısından fiiliyatın kudret ve kuvveti Allah'a ait, yaratma. Fakat istem, fiiliyatın üzerinde iki tecelliyat, iki kuvve vardır. Birisi istemektir. Buraya gelmeyi istediniz. Bu istemek size aitti. Bu gelmeyi yaratmak ise adımlarınızı yaratmak Allah'a aitti. Adımlarınıza kuvvet veren Allah'tı. Bu tabi sizin yaşınızla, hastalığınızla geçirdiğiniz rahatsızlıklarla da alakalı bir şey. O yüzden bu böyle ben bir şey istedim Allah illaki onu verecek diye böyle bir kaide yok. Ama ve lakin bunlar sebepler dairesinde fiiliyat açısından yaratan Allah. Ama biz onu yaparken o istem var ya, irade var ya, o iradeden dolayı sorumluyuz, ben yaptım diyoruz. İradeden dolayı sorumlu olduğumuzdan. Buraya gelmeyi ben istedim. Eğer ben buraya gelmeyi Allah istedi, beni buraya yönetti, getirdi dersem cebriyeye giriyorum. İmtihanın sırrı kalkıyor o zaman. Bir, din İslam, din İslam şehir dini midir? Din mi devleti yönetir? Devlet kendi hukukuyla mı yönetilir? Kadının İslam dinindeki yeri nedir? Bir, İslam şehir dini midir? Evet. Muhammedi din şehir dinidir. Köylerde cuma kılınmaz. Köylerde hukuk uygulanmaz. Bir kimsenin hadis-i şerifle sabittir. Şehirden köye göçmesi müsaade edilmez. Din şehir dinidir. İslam köylüleşmeye engeldir. Kabul etmez. Bu tarımla uğraşmayacaksınız, hayvancılıkla uğraşmayacaksınız manası çıkmaz. Siz bir yerleşim merkezini köy hükmünde tutamazsınız. Din sizi gelişmeyi, büyümeyi, şehirleşmeyi emreder. Siz şehir hukukunu, şehir adabını, erkanını, şehir düzenini uygulamakla mükellefsiniz. İslam sizi daha ileriye götürmeyi, daha ileriye gitmeyi emreder. O yüzden İslam bu noktada köy dini değildir, mezra dini değildir. İslam şehir dinidir. Çünkü İslam'ın entelektüel bir derinliği, İslam'ın felsefi bir derinliği, fikri bir derinliği, yaşamsal, sosyal bir derinliği vardır. İslam Adem yaratır. İslam kamil insan yaratır, ister. Olgunlaşmış insan ister. Birbirlerine sevgili, saygılı, hürmetli, birbirlerinin hakkını, hukukunu tanıyan, birbirini rahatsız etmeyen, topluluğun içerisinde aykırılıkların olmadığı bir toplum dinidir İslam. Bugün İslam dünyasındaki Müslümanların yaşantılarını İslam'la bağdaştırmayın. Çok rica ediyorum, ben de dahilim buna. Bugün İslam dünyasındaki Müslümanlar bir vadide, bir yamaçta, İslam din bir yamaçta. Benim derdimi deştiniz şimdi. Böyle bir din yok, böyle bir İslam yok, Allahu Ekber deyip de karşısındaki Müslümanı katleden. Saçı sakalı kirlenmiş, üstü başı kirlenmiş, toz pis içinde, konuşmasını bilmeyen, zerafetten, nezaketten, incelikten, ilimden, sosyal hayattan uzak bir Müslüman, mümin yok böyle bir şey. Allah'ın biçimlendirdiği mümin bu değil. Allah'ın biçimlendirdiği mümin bu değil. Nezaketin, inceliğin, latifliğin, kibarlığın, edebiyatın, şiirin, tiyatronun konuşulduğu,
Müslümanların birbirlerine konuşurken sanki şiir okuyormuş gibi konuştuğu, letafetin ve inceliğin aktığı bir mümin profili var. Bazen arkadaşlara derim ki ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben sufiler o yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin haliyle hallenmeyi hedeflerler. Haliyle hallenmek ayrı bir dairedir. Sünnetlerini icra etmek ayrı bir dairedir. Ve tavsiye edilmiş bir dini yaşamak ayrı bir dairedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hiçbir zaman hiçbir eşine hiçbir kötü kelime kullanmadı. Parmağını dahi kaldırmadı vurmak için. Aklından bile geçirmedi. Hiçbir çocuğa fiske vurmadı. Aklından bile geçirmedi. Hiçbir komşusuna kötü davranmadı. Aklından bile geçirmedi. Yahudi ve Hristiyanlara hediyeler gönderirdi Medine'de. Koyun keserdi, onlara da gönderirdi. Onları aç bırakmaya aklından bile geçirmedi. Medine'deki Yahudileri öldürmeyi de aklından geçirmedi. Medine'deki Hristiyanları öldürmeyi de aklından geçirmedi. Necranlı Hristiyanlar din tartışmaya geldiler. Onun peygamber olmadığını iddia etmeye geldiler. Medine'de bir hafta kadar filan kaldılar. Onunla din tartışıyorlardı. Geldi başlarındaki papaz, dedi ki biz ibadet etmek istiyoruz. Bize ibadet edecek bir mekan, bir ibadethane bize göster. Mescid-i Nebevi'nin kapısını açtı. Dedi geçin burada ibadetinizi yapın. Düşünebiliyor musunuz? Ertesi sabah lanetleşeceği insanların gece ibadet etmesi için Mescid-i Nebevi'nin kapısını açtı. Şimdi bir herhangi bir büyük bir camiye turistler geliyor. İçerideki Müslümanlar modurdanıyorlar. Bunlar ne arıyorlar burada? Ne kadar uzakız, öyle değil mi? Evet. Din, İslam dini medeniyet dinidir. Medeniyet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Mekke'yi fethe gidiyorlar. Mekke'yi fethe giderken çok iyi şiir okuyan bir kimse var. O şiir okumaya başlıyor. O şiir okumaya bakın dikkat edin. Savaşa giden askerin içerisinde şiir okuyan kimse var. Savaşa gidiyorlar. Mekke'nin fethine gidiyorlar. Mekke'nin fethine giden askerin içerisinde şiir okuyan bir asker var. Şair var. Ordunun içerisinde bir şair var. Hazreti Ömer Efendimiz susturacak oluyor. Dur ya Ömer. Onun sözleri sizin mızraklarınızdan daha keskincedir. Bir topluluğun içerisinde şair yetişmiyorsa, topluluğun içerisinde şiirden haberi yoksa o topluluğun, orayı İslam demek için düşünmek gerekir. Demek ki edebiyattan, letafetten uzak. Ben bazen derim, en çok sevdiğiniz eşinize bir şiir yazdınız mı? Kes, kopyala, yapıştır değil. Yazdın mı? Alay ederler bazen. Hani ilkokullarda, ortaokullarda erkekler veya kızlar birisini severler. Adını soyadını baştan aşağı yazarlar. Karşısına da cümle kurmak için uğraşırlar. Ne kadar güzeldi o günler biliyor musunuz? Neden? Şiir yazmayı düşünüyorduk. Sevdiğimizin dudağını öpmeyi düşünmüyorduk. Onu bunu nasıl kandırırım, bunu götürürüm diye düşünmüyorduk. Ne kadar masumaneydi sevdalarımız. Şimdi çıkın dışarı. Hangimizin kafasında kaç tane dörtlük var? Hangimizin kaç tane yazılmış şiiri var?
Şimdi utanma gibi geliyor insanın sevdiği eşine şiir yazması. Kes kopyala yapıştır yapıyoruz biz şimdi. Neden? Medeniyetimizi yitirdik. Kanuni gibi bir devlet adamının şiir kitabı var. Bakın, kaç tane sizin şiir yazan devlet başkanınız oldu, başbakanınız oldu? Kaç tane çalıştığınız yerde şiir yazan müdürü olan var mı? Kaç kişimizin eşi şiir yazıyor ki? Sevdiğine, çocuğuna hiç önemli değil. Çocuğunuz doğdu, yazdınız mı? Hoş geldin evladım. Bugün hayata baktığın ilk gün, beni hayata bağladığında ilk gün, bir varlık kucağıma geldi. Varlığın nüvesi çekirdeği, ey varlığı veren varlık, verdiğin varlığa teşekkür ederim. İleride başını okşayacağım birisini verdi. Sevip koklayacağım, bağrıma basacağım birisini verdin. Öyle düşünseydiniz, çocuğunuzu dayakla mı terbiye ederdiniz, sevgiyle mi? Biz sadece doğurmayı ve doğurtmayı bildik, sevmeyi değil. Din, şehir dini derken, derinliğiyle, felsefesiyle, ahlakıyla, edebiyatıyla, sinemasıyla. Sorarım size, İslam dünyasının sinemasını, edebiyatını, ha baskılar vardı, şu vardı, bu vardı, ah cancağızım. Gül bataklıkta bile yetişir. Din mi devleti yönetir, devlet kendi hukukuyla mı yönetilir? Şunu bir kere aklımıza bir yerleştirelim. Din hiçbir şey tarafından yönetilemez. Ama ne yazık ki dünya üzerinde hiçbir din özgür değildir. İslam dini de dahil buna ve hiçbir zaman din dört halifeden sonra özgür bırakılmamıştır. Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz'den sonrası bile tartışılır. Tartışmıyorum ben, benim işim değil. Dört halifeden sonra, Cihariyar yüzünden sonra hiçbir zaman din özgür kalmamıştır. İnsanları yönetmek isteyen, insanları ütmek isteyen, insanları devşirmek isteyen, insanları zulmetmek isteyenler hep dinle yapmışlardır bunu. Hala da aynıdır. Şu anda da İslam dünyası dediğimiz dünyada din özgür değildir. Ve İslam dünyasında bütün dinler, bilhassa İslam dini, devletler tarafından yönlendirilir ve yönetilir. Türkiye'de buna dahil. Şimdi diyorlar ki işte din mi devleti yönetir? Din devleti yönetmez. Din kamil mümin, kamil hukuk koyar ortaya. Birileri onu kendisine ölçü olarak alırsa onunla kendi kendisini yönetmiş olur. Yoksa din çünkü gelmiş ve bitmiş Kur'an ve sünnet. Yeniden bir din oluşmayacağına göre, yeni bir din de oluşmayacağına göre siz ne kadar dini ölçütleri kendinize ölçü kabul ederseniz o kadar dini kendinize adapte etmiş olursunuz. Kadının İslam dinindeki yeri nedir? Bir anlatırsam, İslam dünyasındaki kadınların gerçekten de ve gerçekten de sömürüldüğü, iteklendiği, kakaklandığı, ikinci sınıf değil, bütün dünya üzerindeki kadınların üçüncü, dördüncü, beşinci sınıf vatandaş olduğunu görürsünüz. Çok acı. Dini noktada bir kadın çocuğunu emzirmekten dahi mükellef değildir.
Çocuğun altına bakmaktan mükellef değildir. Evini temizlemekten mükellef değildir. Çamaşır makinesi olmaktan mükellef değildir. Şimdi dünya üzerinde kadınlar bir, ya ekonomiye de katkıda bulunan bir işçi ya da evde çamaşır bulaşık makinesi gibi konumundaki bir eşya. Sizi özgürleştirdik deyip kendi ekonomilerinde bir makine haline getirdiler. Özgürleşmediniz, özgürlüğünüzü kaybettiniz. Bu Amerika'nın Irak'a demokrasi götüreceğim deyip altını üstünü yıkıp onca katliam yapmasına benziyor. Ne dediler? Irak'a demokrasi götüreceğiz dediler. Bütün ülkeyi yıktılar. Kadınlarını perişan ettiler. Ülkenin değerlerini perişan ettiler. Var yok, eksik noksan. Hala da Irak özgürleşmedi. Hala da katliamlar devam ediyor. Bunun gibi bir şey bu. İslam dünyasına bir daldı Batı dünyası. Kadınları özgürleştireceğiz dediler. Kadınları birer işçi yaptılar. Fabrikada, sanayide, ne bileyim işte iş yerlerinde, devlette, özel şirketlerde çalışan birer makine oldu kadınlar. Bana başka bir şey diyebilecek olan var mı? Yok. Bir kadın ekonomik meta haline geldi. Ekonomik meta. Bu özgürlük değil. İslam kadını ekonomik meta olmaktan çıkarır, der ki kadın evinin kraliçesidir. Kadın kraliçedir. Böyle bu hani söylenenler var ya, kadını evin içerisine hapsetmek, öyle bir şey yok. Böyle erkek kalmadığı için kadınlar öyle şimdi. İş erkeklerde. Erkekler tembel. Erkekler eşlerini kraliçe gibi bakamıyorlar. Yeterli değiller. Konuşursam batarsınız dediğim şeyler, yanınızdakine bakar kadın. Yani ben bununla mı evliyim ya? Bakar. Bir anlatırım İslam'da erkek profilini, ben dahil hep beraber batmış bir şekilde çıkarız buradan. Neden? Yok. Çanakkale'de falan kaldı diyorlar ya, da onlar daha öncesinden kaldı. Çanakkale yakın. Çanakkale yakın. Bir erkek düşünün, iyi bir kadına 5 kilo altın, 6 kilo altın, 10 kilo altın mehir verebilecek bir erkek tanıyor musunuz çevrenizde? Ama ben bir de kadın tarif etsem şimdi, bütün erkekler de döner. Ben nerede yanlış yaptım, bu kadını aldım der. Bu aksi seda. Böyleyiz. Bakın böyleyiz. Bunun altından kalkmamız lazım İslam dünyası olarak. Biz hepimiz kendimizi yeniden eğitmemiz lazım. İslam'da kadının yerini bana sorarsanız, yani siz İslam'da kadının nerede durduğunu bilmediğinizden dolayı bu hiç hayatı boyunca bayındır katmıyor. Bayındırların haricinde bayındır katmeri yiyen var mı sabah namazından sonra burada? Bayındırların haricinde. Yok, ben size desem ki sabah namazından sonra bayındır katmeri yiyin. İşte şöyle çıtır çıtırdır, böyle tereyağlıdır, şöyle yumurtalıdır, şöyle lezzetlidir. Beni dinleyeceksiniz sadece. Hayali kuvvetli olanlar onu hayal edecekler. İslam'da kadın da bu. Hocam bir sabah namazından sonra gideceksin. Nuri yedirecek inşallah. Evet. Kısa kısa geçeyim, vaktinizi almayayım. Farklı kavimlerden doğan çocuk, anne Türk, baba Kürt.
ya da birisi Arap, diğeri Türk doğan çocuk hangi kavimden sayılır? Babası hangi kavimdense o kavimden sayılır. Mesnevi, herhalde Mesnevi nasıl daha iyi anlarız? Mesnevi, Risale-i Nur ve Mektubat gibi yazılan eserler nasıl yazıldı? Bunlar normalde o kim, bu yazan kimseler, bu böyle ben buna katılırsınız katılmazsınız bu farklı bir şeydir. Bu tip eserleri yazan insanlar kendi yazdıkları eserlerine kutsiyet atfederler. Biraz daha ileri dahi söylersem, Mesnevi yazan kimse der ki, Hazreti Mevlana der ki, bu Allah'ın bana ilhamıydı. Risale'yi yazan Bediüzzaman der ki, bu bana Allah'ın ilhamıydı. Doğrudur. Muhyiddin Arabi der ki, Hazreti Peygamber bu füsusu elinde gördüm, bana dedi ki, ey Muhyiddin, bunu yaz. Ben de onun emrinle yazdım der. Doğrudur hepsi de, ben ya asla yok hayır böyle değildir demem. Benim işim değil, iddia sahibine sormak lazım onu. Bu iddia sahibi sensin, bu böyle denir. Ama her konuşmacı da kendi kendine şöyle der İslam dünyasında. Bunları bana söyleten Allah'tı. Bunlar çok böyle iddialı sözler. Yani ben burada kalkacağım, size anlatacağım bildiğim kadarıyla, ardından şunu ekleyeceğim. Bunların hepsini bana Allah söyletti. Bunda benim bir dahlim yoktu. Bu ne demek biliyor musunuz? Hepiniz de benim sözlerimi olduğu gibi alıp kabul edeceksiniz. Eksiklik ve noksanlık yok demek ki, bu çok benim nazarımda uygun bir söz değil. Mesnevinin içerisinde eksik noksan bir şey bulmak mümkündür. Risalelerin içerisinde eksik noksan bulmak mümkündür. Bütün insanların yazmış olduğu eserlerde eksik ve noksan bulmak mümkündür. Bütün insanlarda, Hazreti Peygamber Efendimiz hariç, herkeste eksik noksan bulmak mümkündür. Ölçülü davranalım. Mustafa Özbağ'dan da eksik ve noksan çıkar. Orhan Terzioğlu'ndan da eksik noksan çıkar. Harun Akten'den de eksik noksan çıkar. Nuri Durgun'dan da eksik noksan çıkar. İşte Mehmet Kuyucu'dan da eksik noksan çıkar. Erkan'dan da, Ertan'dan da eksik noksan çıkar. Hepimizden çıkar. Bir şeyi eksiksiz, noksansız görme gibi bizde bir hastalık var. Böyle gösterirsem bir gün kendimi, hemen bana müdahale edin. Deyin ki, hop dur ya, bunu bize sen öğrettin. Senin de eksiğin noksanın olabilir. Bana derseniz memnun olurum. O yüzden evet, yani bu eserleri yazan insanlar bunları söylemişler. Mesnevi anlayabilmek için biraz ayet hadis bilgisi olması gerekir. Çünkü Mesnevi'nin içerisinde tespit edilmiş yaklaşık 4000'in üzerinde ayet-i kerime, 6000'in üzerinde hadis vardır. Öyle olunca mesela bazen ayet-i kerimelerin 2 kelimesini, 3 kelimesini alır, bazıları da hadislerin 3-5 kelimesini alır. Onun tamamını bilen bir kimse onu çözebilir. Aşk ile sevgi arasında fark nedir? Birisi 100 derecede kaynar su sıcaktır. Ama 70 derecede kaynayan su da sıcaktır. Aşk, suyun 100 derecede kaynama buharlaşmasıdır. Sevgi ise 70 derecede durmasıdır. Bir kimse ben aşkım derse sen yoksun denir ona. Niçin? O buharlaşmıştır. Onun ben aşkım demeye dair mecali yoktur. Hepimiz severiz, sevgide kalalım. Aşıklık zor zanaat. Zor zanaat. Zaman zaman bizde aşk hali tecelli edebilir hepimizde. Ama biz orada devamlı kalabilenlerden değiliz. Orada devamlı kalabildiğini söyleyenlerden de değiliz. O yüzden beğenmek, muhabbet beslemek, sevmek ve aşktır yol. Veya beğenmeyi ortadan kaldırırsanız üçlü sistemde, muhabbet etmenin içerisinde beğenmek de var. Çünkü beğendiğine insan muhabbet besler. Beğenmek, sevmek, aşk. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Geceniz hayır olsun. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Semada buluşursunuz inşallah kardeşlerle. Allah'a emanet olun inşallah.